Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, FM TV ekranlarından canlı yayınla, ilmihal dersleriyle huzurlarınızdayız. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Elhamdülillah, şükürler olsun. Derslerimiz aşamalı aşamalı, kademeli bir şekilde devam ediyor. Şükürler olsun, bir aksilik yok. Bugün de inşallah 32 farzı beraberce, inşallah biliyorsunuz pazartesi itibariyle başlamıştık. Bugün itibariyle de inşallah 32 farzı da bitirmiş olacağız. Çok önemli bir bölümü de sizlerle beraber tamamlamış olacağız inşallah. Şimdi hatırlarsanız daha önceki derslerde telefon numaraları vermişti. Bir daha hatırlatayım isterseniz. 538-430-33-61 nolu numaraya mesaj ve WhatsApp yoluyla mesaj göndererek, WhatsApp'tan veya normal mesaj olarak mesaj göndererek birbirimizle irtibat sağlıyorduk hatırlarsanız. Derslerimizle alakalı, ilgi alakayla alakalı, takip ettiğinizle alakalı, anlayamadığınız yerlerle alakalı. İkinci aşamada mutlaka derslerimizi yazmamız gerektiğini söylemiştim. Daha önceki derslere dikkat edin. Ama 32 farz daha hatırlarsanız yazmayla beraber pazartesi günü itibaren ne dedim? Ezberlememiz lazım demiştim hatırlarsanız. Çünkü 32 farz bu kadar önemli, bu kadar değerli. Bugünkü dersimizde de inşallah hem yazacağız hem ezberleyeceğiz. Bugünkü dersimizde uygulamalı yapacağız inşallah. Bugünkü dersin diğer derslerden biraz farklı olacağız. Kalemi kağıtı bırakacaksınız. Benle beraber ben tarif ettiğim şekilde namazın kılınış şeklini kıyamdan, işte iftida tekbirinden başlayacağız. Beraberce yapacağız inşallah. Şimdi bugünkü derse geçmeden önce rejideki arkadaşlarımızdan inşallah dünkü dersimizi şöyle bir ekrana vermelerini isteyelim. Dünkü dersimizin şöyle bir tekrarını beraberce yapalım inşallah. Evet, 32 farz dedik sevgili çocuklar, sevgili gençler. 32 farzın ne yaptık hatırlarsak, önce maddeler halinde, unutmayın bak o maddeler önemli. Neydi o? 32 farzın 6'sı imanda dedik, 5'i İslam'da dedik, 4'ü abdeste dedik, 3'ü gusülde dedik, 2'si teyemmümde dedik. Son 12 tanesi de namazın farzları dedik ve namazın farzlarıyla alakalı dersi de dün itibariyle başlamıştık. Bugün dün dışındakilerini gördük. Bugün de namazın içindeki, yani namaz başladıktan sonra içindekilerini görerek dersimizi, 32 farz bölümünü, çok önemli, belki de ilmihal dersimizin en önemli bölümüydü burası. Hepsi önemli bakın. Hepsi birbirine önemli ama burası gerçekten çok önemli bir bölümdü. Evet, isterseniz sizlerle beraber hadi çocuklar, hadi gençler, bugünkü dersi tekrar ediyorum ama yine sanki dersi yapıyoruz gibi biraz ne yapıyorum, hızlı geçmiyorum dikkat ederseniz. Çünkü çok önemli dedim, demiştik dün itibariyle. Evet, bir soru, namazın farzı kaçtır? Bakın daha önce ne gördük, bir daha söyleyelim. 32 farzdan imanı gördük, İslam'ı gördük, abdesti gördük, guslü gördük, teyemmümü gördük ve son 12'si, 32'nin son 12'si namazın farzları. Evet, soruyoruz, namazın farzı kaçtır? Haydi bakalım, ne diyoruz? Cevap, namazın farzı 12'dir. 6 tanesi içinde, 6 tanesi dışında. Şu içinde ve dışında ifadesini güzel anlayın. Dışında demek daha namaza başlamamış, yani Allahu Ekber deyip de ellerini bağlamamış, yani namaz öncesi hazırlık demektir. Namaz öncesi, namaza durmadan önce, namaza başlamadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burayı özellikle ne yapalım? İçinde ve dışında ifadesi anlayın. İçinde de demek artık Allahu Ekber'le beraber, yani tekbir aldığımız andan itibaren namaz bitene kadar olan farzlar. Bu bugünkü dersimiz. Şu dışındakileri isterseniz beraberce ne yapalım? Şöyle bir gözden geçirelim. Ondan sonra inşallah ne yapalım? Bugünkü dersimize geçelim. Hadi çocuklar, bakın dünkü dersimizi bir daha tekrar ediyoruz. Olur ya, belki ilk defa açanlar olabilir. İlk defa FM TV ilmihal dersini görenler olabilir. Aman ha, dikkat edelim. Bir Müslümanın bilmesi gereken önemli konular. Evet, soru 2. Namazın dışındaki şartları nelerdir? 32 farz, 12'si namaz. Buna şartlarda denir. Evet, ifade olarak. 1. Hadesten taharet. Demek ki namazın dışındaki 6 tane farzına biz şartları diyoruz. Ve birincisi neymiş bu? Hadesten taharet. Hades. Hades ifadesini unutmayın. Biraz necaset ifadesi biraz Türkçe'de kullandığımız bir ifade ama hades ifadesini pek kullanmıyoruz. Şu demektir, hades şu, insanın üzerindeki manevi pislik, buna manevi temizlik diyelim, pislik demeyelim. Yani alması gereken manevi temizlik. Nedir bu? Eğer cünüp ise, cünüplükten temizlenmesi.
Bakın cünüp ise, yani cünüplü bir kişinin ne yapması lazım? Gusül alması lazım. Bu hadesten taharettir. Peki namaz kılmak isteyen veya Kur'an okuyan bir kişi abdestsiz ne yapamaz? Namazını kılamaz. Evet söyleyin bakalım, Kur'an okuyamaz. Ve dolayısıyla evet namaz kılacak olan ve Kur'an okuyacak kişinin de abdest alması. İşte biz buna hadesten taharet diyoruz. Unutmayın hadesten taharet ifadesini. Cünüplü bir kişinin gusül alması, abdest ve namaz için bir kişi kılacak veya okuyacak olan kişinin de abdest almasına da biz ne diyoruz? Hadesten taharet, manevi temizlik, unutmayın ifadeyi. Evet. İkincisi necasetten taharet, namazın dışındakileri okuyoruz, söylüyoruz değil mi çocuklar, gençler? İkincisi necasetten taharet. Nedir necasetten taharet? Necaset zaten, necis ifadede anlıyorsunuz. Taharet, temizlik. Evet, üç madde söylemiştik. Bir, elbisemizin. İki, bedenimizin. Üç, namaz kılacağımızın yeri temiz olması. Bakın namaz öncesi hazırlık dedik. Namazın dışındakiler demiştik. Hazırlık. Demek ki biz namaza duracağımız zaman namaz öncesinde önce elbisemizde bir necaset var mı? Peki necaset derken ne anlarız? Necaset kan olabilir. Mesela vücudunun bir yerinden ne yapmıştır? Kan olmuştur. Elbisene değmiştir. Değil mi? İrin olabilir. İdrar olabilir. İşte malum kaba pislik olabilir. Anladınız siz ne demek istediğimi? Üzerinizde ne olmayacak? Bu şekilde elbisenizde ne olmayacak? Bu saydığımız maddelerden bir tanesi olmayacak. Namaza engeldir çünkü. İki, bedenimizde yani vücudumuzda işte özellikle cünüplüyken ne olmayacak? Herhangi bir necaset olmayacak. Üç, namaz kılacağımız yerde seccadeyi serdiğin, kıbleye yöneldiğin, dükkanında, işinde, bahçede artık nerede, camide olmaz Allah'ın izniyle. Şükürler olsun camilerimiz tertemizdir her zaman, mescitlerimiz. Ama olur ya belki, evet namaz kılacağımız yerde de ne olmayacak? Necaset olmayacak, temiz olacak yani. Seccadeyi serdiğin veya seccade yoksa halı vardır, alnını yerine koyduğun yer ne olmayacak? Necis olmayacak, pak olacak, temiz olacak. Unutmayın. Buna da biz ne diyoruz? Necasetten taharet diyoruz. Namazın dışındaki, yani namazın öncesindeki farzlardan bir tanesi. Demek ki bir Müslüman namaz kılmadan önce şöyle namaz kılacağı yeri, elbisesini, bedenini namaz kılacağı yerden geçirmesi lazım. Evet, üç. Setrü avret. Setr, örtmek, kapatmak. Avret, avretini. Setrü avret, avret mahalli dediğimiz avret yerlerimizi ne yapıyoruz? Örtüyoruz. Evet zaten söylüyor. Örtülmesi gereken yerleri örtmeye biz ne diyoruz? Setri avret diyoruz. Tamam mı çocuklar, gençler? Peki setri avret, örtülmesi gereken yerler kadınlarda ve erkeklerde aynı mı? Aynı değil. Evet erkeklerden başlayalım. Farz olanı söylüyoruz. Bakın farz olan bu. Yoksa bu şekilde demek değildir bu. Evet farz olan şu. Erkeklerde göbek çukuru ile evet söyleyin bakalım diz kapağı altı, bakın diz kapağı altı, özellikle yazın çocuklar gençler buna çok dikkat edin, şöyle kısa kısa şortlar giyiliyor ve diz kapağı özellikle mesela secdedeyken veya rükudayken, estağfurullah yanlış söyledim, tahiyyattayken yani oturduğumuz zaman buralar açılıyor. Eğer diz kapağın açılıyorsa namazın olmadı senin, dikkat et. Veya eğilip kalktığın zaman eğer diz kapağın altından yukarıya kadar açılıyorsa namaz gitti. Onun için dikkat edin. Bakın diz kapağının altının ve göbek çukuru arası örtülmesi gereken yer farzdır. Farz. Ama tabii ki bunun haricinde insanın yine de erkeklerin işte ne bileyim üstünü kapatacak şekilde elbisesini giymesi tabii nedir? Doğru olandır diyoruz. Evet. Kadınlarda nedir peki? Kadınlarda ne dedik? Yüz dedik. Eller dedik. Ve ayaklar. Ayaklarda da yalnız secdeye giderken evet topuklarının üstünün yani ayak bileklerinden yukarısının açılmamasına dikkat edilmesi lazım demiştik bayan kardeşlerimize. Açılırsa aynı şekilde nasıl ki erkeklerde diz kapağının üstü açılıp da namaz bozuluyorsa bayanlarda da kız çocuklarımızda da evet ayak topuklarından yukarı olan bileklerinden yukarı olan kısım açıldığı zaman setru avret bozulur, namaz bozulur. Aman buna ne yapalım? Dikkat edelim. Anlaşıldı mı şimdi? Setru avret, örtülmesi gereken yerler erkeklerde göbekle diz kapağı arası, kadınlarda, kız çocuklarımızda, evet söyle bakalım, yüz, el ve ayak hariç olan yerlere biz ne diyoruz? Setru avret diyoruz. Tepeden tırnağa kadınların her tarafının örtülü olması lazım diyoruz. Evet, dördüncü maddemiz neydi? İstikbali kıble, yani Kabe'ye yönelmek.
Kabe'ye yönelmek. İstikbal, yönelmek kıble, kıbleye. Yani Kabe'ye yönelmek. Yani bir kişi nerede olursa olsun, camilerde zaten kıblemiz bellidir. Ama olur ya, belki bir boş bir arazidedir, geniş bir arazidedir, kıbleyi bilmiyordur. Veya bir mekandadır, yabancı bir eve gitmiştir, yabancı bir yere gitmiştir, kıbleyi bilmiyordur. Soracak. Şimdi artık gerçi telefonlarda da artık kıble yönünü gösteren uygulamalar var yani. Ama olsun, yine orada soracak. Zaten ya mesela bazı yerlerde yazarlar, kıble istikametini bir ok işaretiyle veya yazıyla da gösterirler. Çok da zor bir şey değil. Yani dolayısıyla bir kişi hangi namaz olursa olsun, farz, vacip, sünnet fark etmez, namazını kılacağı zaman mutlaka ne yapacak? Yönünü, istikametini, istikbalini, yönünü kıbleye ne yapması lazım? Çevirmesi lazım. Peki kıble dediğimiz yerde neresidir? İşte Kabe'dir arkadaşlar. Tamam, burayı unutmayın inşallah. Evet. Beşinci madde vakit. Namazı vakti girince kılmak demiştik. Her namazın bir vakti var. O vakit gelmeden o namazı ne yapamazsın? Kılamazsın. Sabah namazının vakti imsak ile güneşin doğuşu olan vakit demiştik. İmsak ile güneşin doğuşu vakit. Öğle namazının vakti güneş tam tepedeyken, bak güneşin hareketleriyle olan, değil mi? Vakitler güneşin hareketleriyle ayarlanıyor demiştik. İkinci namazı artık güneş yavaş yavaş batmaya doğru meylettiği zaman olan vakit. Akşam namazının vakti güneş battıktan sonra, yatsı namazının da artık güneş tamamen batıp artık o kızıllık gittikten sonra yatsı namazının vakti de girmiş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir şey yoktur herhalde. Altı, niyet. Namaza niyet etmek. Hangi namazı kılıyorsak, bakın hangi namazı kılıyorsak önce o namaza. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için bugünkü akşam namazı. Bakın namazı belirttim. Ondan sonra da farz mı vacip mi? Yani farzını mı kılıyor? Estağfurullah, sünnet mi? Farzını mı kılıyorsun, sünneti mi kılıyorsun? Akşam namazı 5 rekattır. 3 farz, 2 sünnet. Doğru mu? Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya. Yani niyet, namaza niyet etmek. Hangi namazı kılıyorsak önce o namazı söyleyeceksin. O namazı söyledikten sonra farzını mı kılıyorsun, sünnetini mi kılıyorsun veya ilk sünnetini mi, son sünnetini mi kılıyorsun, mutlaka belirtmek lazım. Çünkü namaz farzı var, vacibi var, sünneti var, değil mi? Her türlü akşamı var, yatsısı var. Yani namazı mutlaka niyetle beraber, hangi namaz kılıyorsak o niyetle beraber, hangi rekatı farzı mı, sünneti mi kılıyorsak ayırmak lazım diyoruz inşallah. Evet. Şimdi bu şekilde dikkat ederseniz ne yaptık? Dünkü dersimizin, evet, dünkü dersimizin tekrarını beraberce yapmış olduk. Şöyle bir ben telefona bir bakayım. Durum nedir? Evet, hemen bir iki tane mesaj okumaya çalışayım isterseniz. Selamünaleyküm hocam demiş. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar diliyoruz. Ayşegül Yaşar. Sizi her gün izliyoruz demiş. Çok güzel anlatıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun. İlginizden, takibinizden, alakanızdan dolayı ben de sizlere çok teşekkür ediyorum inşallah. Evet, Hamza Polat şimdi gönderdi. Selamünaleyküm hocam demiş Hamza. Aleyküm selam Hamza. Sana selam ediyorum buradan. Maşallah diyorum. Evet. Evet. Selamünaleyküm hocam. Biz Yusuf ve Musa Köroğlu İstanbul Sultan Gazi'de oturuyoruz demiş. Sizi severek izliyoruz. Okulumuzda faydalı olacak şeyler anlatıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Maşallah. Allah sizlerden de razı olsun. Sizlere de buradan ben selam ediyorum. Sizlere faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Zaten amacımız da bu. Evet, selamünaleyküm hocam. Ben Nur Sena ve kardeşim Meve Atlama sizleri izliyoruz demiş. Evet tabii. Ben şimdi birkaç tane mesaj okudum. Görüyorsunuz ekranda zaten telefon numaralarımız var. İnşallah oradaki numaramıza takibinizle alakalı, işte ne bileyim derslerimizle alakalı, işte beraber düşünceler de önemli. Bakın bu ifadeler benim için çok önemli. Bak ne diyor yavrumuz? Hocam diyor, ben bu bilgileri bana okulda çok lazım olacak. Olmaz mı? Okulda da lazım olacak, hayatının her yerinde de lazım olacak. Merak etme. Bu kadar önemli bu bilgiler. Sadece okulda değil, hayatında yarın öbür gün bir kız çocuğu anne olduğu zaman, bir erkek çocuğu baba olduğu zaman lazım değil mi? Çocuklarına, evlatlarına bunları öğretmesi gerekmiyor mu? Çocuğun sana sorduğu zaman Allah'ım hepinize nasip eylesin. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, evlilik nasip etsin. Kıymetli bir eş nasip etsin. Evlendiğiniz zaman çocuğun oldu, belli bir yaşa geldi. Sana bir soru sordu. Baba işte bana 32 farzı sayar mısın? Anne 32 farz ne demektir dediği zaman kalırsan
çok mahcup olursun, çok utanırsın, çok üzülürsün, al sana fırsat. Onun için çocukken, belli yaştayken öğrenilen ilim çok önemlidir. İnsan hafızasında ezberlediği zaman, güzel anladığı zaman ömür boyu onu ne yapmaz? Unutmaz. Onun için küçük yaşlarda, çocuk yaşlarda, genç yaşlarda bunlar bizim için çok önemli dersler. Yani sadece okulda, Kur'an kursunda, medresede, şurada burada değil, size, bize, hepimize her yerde lazım olacak bilgiler bunlar. Evet çocuklar, sevgili gençler, kıymetli büyüklerim, evet şimdi isterseniz 32 farzın, dünkü dersimizin, namazın dışında olan, namaz öncesi olan farzlarını saydık. Şimdi Ric'deki arkadaşımızdan inşallah bugün de ne yapalım? Namazın içindeki olan farzları isteyelim ve bugünkü dersimizde de ne yapmış olalım? Başlamış olalım. Çünkü bununla beraber de namazı farzlarını ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Evet, rejideki arkadaşlarımız inşallah bugünkü dersimizi ekrana verirlerse dersimize de başlamış olalım. Evet, gördüğünüz gibi bugünkü dersimizde de namazın, bakın yine şu çocuk benim için önemliydi. Şimdi şu kol meselesini anlatacağım bugün derste. Bugünkü derste ne yapacağız? Hem yazacağız dedik, hem ezberleyeceğiz dedik, 32 farz olmasa bile. Ve şu anlatıma başladığım zaman da artık kağıtları, kalemleri bırakacaksınız. Beraberce uygulama yapacağız. Namazın kılınış şeklini, çünkü artık içindekilerine başlayacağız. Namazın kılınış şeklini anlatacağım size. Çok önemli. Bugün ders çok bizim için gerçekten namaz kılmanın nasıl kılınış şeklini beraberce yapmış olacağız. Evet, şimdi gelelim. Birinci soru neydi? Namazın farzı kaçtır diye sormuştuk hatırlarsanız. Değil mi? Başta ne yapmıştık? Bu bilgi çünkü devamı olduğu için. Namazın farzı 12'dir. Evet, namazın farzı 12'dir dedik. İçinde olan 6'sı içinde, 6'sı dışında. Dışında olanı gördük mü? Bir önceki derste gördük. Yani namaz öncesi dışında gördük. Evet, 6 tanesi de namazın içinde. Namaz başladıktan sonra diyoruz. Evet, ben şimdi önce sizlere bir maddeleri okuyacağım. Sonra da anlatıma geçeceğim. Bakın, önce maddeleri okuyacağım. Sonra da anlatıma geçeceğim. Şimdi dikkat edin. Evet, ikinci soru, namazın içindeki şartları nelerdir? İçindeki şartlar. 1. İftitah tekbiri. Ne demekmiş iftitah tekbiri? Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak. Namazın içindeki farzları sayıyoruz. 2. Kıyam, yani ayakta durmak. Kıyam ne demekmiş? Ayakta durmak. 3. Kıraat, Kur'an okumak. 4. Rükû, eller dizlere erişecek şekilde eğilmek. Eller dizlere erişecek şekilde eğilmek. Anlatacağım, merak etmeyin. Evet, 5. Secde, secdeye gitmek. Evet, 6. Kade-i ahire, namazın sonunda ettehiyyatı okuyacak kadar oturmak. Şimdi şu ders sopamızı bir bırakalım. Şimdi bakın, çocuklar, gençler, bakın şuraya görünüyor değil mi ekranda burası? Evet, şu anda bakın dikkat edin. Beraberce artık yazmayı bırakın. Ben bunlar için size yazman için birkaç dakika vereceğim yazman için, merak etmeyin. Ama şimdi anlatıma geçiyorum, uygulamaya geçiyorum. Defterlerinizi bırakın, yazmayı bırakın ve şimdi beni dinleyin. Şimdi namazın nasıl kılınması ile alakalı bölüme geldik. Şimdi bundan önceki zaten dersimizde namazın öncesinde nelere dikkat etmemiz lazım? Farz olan hazırlıklar, işte başta mı söylemiştik hatırlarsanız, şimdi biraz önce anlatmıştım. Onları bitirdikten sonra artık namaza duracağız. Şimdi şöyle durayım ki, evet. Şimdi bakın, birincisi ne diyor? İftitah tekbiri. İftitah tekbiri, namaza başlangıç tekbiri. Yani nasıl tek alıyoruz? Allahu Ekber. Şimdi önce bir niyet edelim. Evet, niyet edelim, ondan sonra başlayalım. Ya Rabbi, niyet ettim. Senin rızan için ne kılalım mesela? Bugünkü cuma namazı gidiyor ama cuma namazı biliyorsunuz cemaatle kılınır. Öğle namazı diyelim. Bugünkü öğle namazının evet sünnetini kılmaya. Evet, artık niyeti yaptık. Vakit girdi. Niyetimizi yaptık. Daha girmedi. Anlatım yapıyorum şu anda. Evet, niyetimizi yaptık. Sonra ne yapıyoruz? Kıbleye de döndük. Bakın, namazın öncesi hazırlıklar bunlar. Kıbleye de döndük. Sonra evet ne yapıyoruz? İftitah tekbiri. Hadi yapıyoruz beraber. Siz de benimle beraber yapıyorsunuz. Uygulama yapıyoruz. Ayağa kalkın isterseniz. Oturuyorsanız. Oturduğunuz yerde namaz mı kılınır? Mübarekler. Hadi kalkın bakalım. Gençler, çocuklar. Haydi. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? İftitah tekbiri. Bakın, ellerimiz şu şekilde olacak. Şöyle mi dönsem daha iyi değil mi? Şu şekilde bakın. Tekbir alırken ellerimin içleri, ayaları birbirine bakacak. Gördünüz mü şu şekilde? Evet, haydi bakalım, alıyoruz. Ya Rabbi, niyet ettim. Senin rızan için bugünkü öğle namazının sünnetini kılma. Hadi. Allahu Ekber. Bak, ne yaptım? Gördünüz mü? Elimi kaldırdım.
elimin iki baş parmağı şöyle kulak memelerine değecek. Yaptınız mı siz de? Hadi bir daha yapıyoruz. Allahu Ekber. Gördünüz mü? Evet. Bakın eller şöyle değil bak. Böyle olsa da yine fetva verenler var ama şöyle yapalım biz. Ellerin içleri birbirine bakacak. Şu şekilde. Tamam. Baş parmaklar kulak memelerine değecek ve ellerimizi bağlıyoruz. Allahu Ekber dedikten sonra. Elimizi nasıl bağlayacağız? Bakın elime dikkat edin. Şu işaret, serçe parmağımla baş parmağımı sağ serçe parmağımla işaret parmağı sol bileğimi kavrayacak şekilde ve göbek çukurunun üzerinde. Göbek çukurunun üzerine. Böyle mi daha gözüküyor? Şöyle bir bakın bakalım. Hangisi daha iyi sence? Böyle mi? Neyse böyle de olabilir yani. Haftanın dönüm ki şey yapılsın. Tamam mı çocuklar? Görüyorsunuz değil mi? Bak sizin görmeniz için ayarlıyorum. Bakın ne yaptık? Allahu Ekber deyip baş parmaklarımızı kulak memelerimize getirdikten sonra sağ serçe parmakla baş parmağı sol bileğimizi kavrayıp göbek çukurunun üzerine koydunuz mu? Koyduk. Doğru mu? Ne yaptık şimdi? İftitah tekbirimizi aldık. Yani namaza Allahu Ekber diyerek başladık. Tamam. Var mı anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir yer varsa mesajda sorarsınız. Ama anlaşılmıştır herhalde. Ancak bu kadar anlatılır yani. Evet. İftitah tekbiri. Yani Allahu Ekber diyerek namaza başladık. Unutmayın. Tekbir almayı gösterdim. Elden içleri birbirine dönük olacak. Ve sol sağ serçe parmağıyla baş parmağını sol elinin bileğine kararak göbek çukurumuzun üzerine koyacağız. Tamam. Ha elimizde şöyle olsun. Şöyle bakın. Gözüküyor değil mi? Bak şu üç parmak şöyle. Bu parmaklarla bileğini kavruyorsun. Üç parmak da şu şekilde olacak. Tamam anlaşılmıştır. Evet. İftitah tekbirini namaza başlangıç. İftitah başlangıç demek. Hani belki Arapça bir kelimedir. İftitah başlangıç tekbiri. O zaman ne demek? İftitah tekbiri namaza başlangıç tekbiri demek. İftitah başlangıç tekbiri namaza başlangıç tekbiri. Bu da anlaşılmıştır inşallah. Evet ikinci maddeye göre uygulama yapıyoruz. Bak uygulama yapıyoruz. Dikkat edin. Kıyam. Kıyam ne demek? Kıyam zaten söylüyor. Ayakta durmak. Şimdi bakın ayakta durmanın size boyum gözüküyor mu? Boyum gözecek şekilde al ama tamamen de yüzümü kapatma. Tamam biraz geri al istersen. Ayaklarım da gözüksün. Şimdi bakın çocuklar. İftidâ tekbirimizi aldık. Kıbleye yöneldik. Alıyor musun tamamen boyu? Tamam evet. Ve şu şekilde neredeyiz? Kıbleye doğru döndük. Şimdi kıyam diyoruz. Bakın kıyamdayken yani kıyam ayakta durmak. Kıyamdayken gözümüz şu alnımızı namazdayken secdeye koyduğumuzu var ya oraya bakacağız. Yani göz ucumuzu oraya bakacağız. Bunu niye söyledim? Şöyle değil yani. Sağa sola namazdayken sağa sola ne yapmayacaksın? Bakmayacaksın. Çünkü namazdayken eğer dikkatini kıyamdayken namazdayken yani kıyamı anlatıyorum şu anda. Ayaktayken alnını secdeye nereye koyuyorsan oraya bakacaksın. Şöyle sağa sola bakmayacaksın. Yukarı sağa sola bakmayacaksın. Çünkü namazdaki huzurunu, dikkatini dağıtırsın. Evet bu bir. İkincisi ayaklarımız ne kadar? Bir ayaklarımı gösterir misin canım? Şöyle ayaklarımızı omuz hizası. Tamamen göster ayaklarımı. Evet. Omuz hizası. Bakın dikkat edin. Şöyle çok açık değil yani. Bakın özellikle söylüyorum. Bak kamerada gösteriyordur tahmin ediyorum. Çok açık olmayacak. Omuz hizası. Şu iki omuz hizamız var ya şu şekilde olacak. Gördünüz mü ayakları? Şöyle mi dönün? Tamam böyle daha net gözükür. Evet yan gözükmüyor. Şimdi ben de ekranı gördüğüm için. Yani şöyle çok açık olmayacak yani. Ha bazı mezheplerde görüş farklılıkları var. Bir şey demem. Çünkü bunlar sonuçta farz olan şeyler değil. Farz olan şu 6 tane madde zaten ama ben yine de usulüne göre söylüyorum. Ayaklarımızın açıklığı omuz hizamızda olacak. Bakın gördünüz mü? Bak omuz hizamda. Evet. Ellerin kıyamı anlatıyorum şu anda. Tamam. Gözlerimiz ve başımız sağda solda yukarıda olmayacak. Nerede olacak? Alnımızı secdeye koyduğumuz yerde. Bak gördünüz beni? Şu an bak bu şekilde olacak. Bu kıyam. Ayaklarımı gösterdim. Ellerimizi zaten nasıl bağlayacağımızı zaten iftitah tekbirine söyledim. Evet ayaklarımızı da söyledik. Bu tamamdır. Demek ki kıyam ne demek? Namazdayken ayakta durmak farzdır. Hocam ben hastayım, üzülüyüm. Ayakta duracak kadar gücüm yetmiyor. Allah kolaylık vermiş. O zaman oturarak kılarsın. Ama eğer sıhhatin varsa, afiyetin varsa, durumun varsa ayakta durmadan çünkü maalesef böyle en ufak bir şeyde, en ufak böyle bir ne bileyim işte çok basit bir şeyde hemen oturarak özellikle bu sandalyede kılma meselelerinden çok da şikayet alıyoruz. Çok da böyle camilerin arka taraflarını değişik şekillere soktular. Bu doğru değil. Bakın bu doğru değil. Eğer sıhhatin,
keyfin, gücün, kuvvetin namazda ayakta durmak farzdır. Kıyam unutmayın. Ama yine de tabii ki Rabbimiz hiçbir zaman zorluk göstermez. Duramıyorsun. Ayakta yaşlı insanlar olabilir. Hasta insanlar olabilir. Onlara da kızmayın ama o da doğru değil. Gerçekten ayakta böyle duramıyordur. Gücü yetmiyordur. Yaşlıdır. Ne bileyim işte hastadır. Olabilir. Veya işte bir özrü vardır. Vücudunun bir ayağında bir özrü vardır. Olabilir. O zaman oturarak kılmaya müsaade edilir. Ama sıhhati varsa, afiyeti varsa, gücü varsa, kuvveti varsa mutlaka namazını ayakta kılacak. Nasıl kılacağını anladınız mı? Bak tek tek anlattım size. Ellerimizi nasıl bağlayacağımızı söyledim. Ayaklarımızı söyledim. Özellikle gözümüzün ucu nerede olacak başımız yani? Sağda solda olmayacak. Alnı secde olduğumuz yerde olacak. Bu şey iyi. Bunu bozmayalım. Bu güzel. Şimdi ben de ekranı gördüğüm için. Evet. Dördüncüsü. Evet ne dedik? Ha üçüncüsü estağfurullah. Kıraat. Kur'an okumak. Bakın Kur'an okumak. Şimdi ellerimizi bağladık. Kıyamdayız. Ve şu anda da ne yapacağız? Kur'an okuyacağız. Eğer bakın dikkat edin çocuklar ya. Lütfen beni şurayı dinleyin. Eğer namazı kendimiz kılıyorsak, mesela bir sünnet namazsa veya bir farz namazsa, yani cemaatle namazı kılmıyorsak, sünnet namazların her rekatında ama iki rekat olsun ama dört rekat olsun fark etmez. Sünnet namazda zaten üç rekat olmaz. İki veya dört rekatı sünnet namazların her birinde Fatiha'dan sonra bir zamm-ı sure deriz. Zamm-ı sure demek yani kısa bir sure okumak veya kısa bir ayet okumak, her birinde okumak gerekir. Eğer namazı kendimiz kılıyorsak, farz olan, bakın sünnetleri söyledim, farz olan namazların ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra kısa bir ne okunur? Sure ve ayet okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda sadece Fatiha okunur. Burayı anladınız mı? Bakın kıraatın nasıl okunacağını söylüyorum. Kendimiz namaz kıldığımız zaman ama unutmayın. Peki hocam ben cemaate gittim, imamla namaz kılıyorum. Farzlar kılınır imamla biliyorsunuz, cemaatle yani. O zaman namaza niyet edip de ellerini bağladığın zaman ya Rab niyet ettim senin rızan için uydum hazır olayım deyip de ellerini bağladığın zaman sadece Sübhaneke okuyacaksın. Diğer 3 rekatlı farz akşam namazı olabilir veya 4 rekatlı bir farz olabilir. Hiçbirinde kıraat yapmayacaksın. Yani Kur'an okumayacaksın. Burası anlaşıldı mı çocuklar? Cemaatle namaz kılındığı zaman hangi mesela 2 rekatlık cuma namazı olabilir, 3 rekatlık akşam namazı olabilir, 4 rekatlık herhangi bir işte yatsı namazı, öğle namazı, ikindi namazı olabilir. Farz olanları söylüyorum. Sünnet zaten cemaatle kılınmaz. İlk 2 rekatında diye bir şey yok. Sadece tekbirden sonra Subhaneke okuyacaksın. Ondan sonra daha hiçbir şey okumayacaksın. Çünkü gidiyoruz cemaate. İmama uymuş bir şeyler okumaya çalışıyor. Okunmaz yani. Hanifilere göre söylüyorum. Bunu da not olarak söyledim. Şafii kardeşlerimize biraz daha farklı olabilir. Var mı kıraat okumakta, Kur'an okumakta? Bir de şunu da söyleyeyim. Bu da önemli bir bak. Şimdi unutma onu da söyleyeyim. Mesela oldu ki böyle yan yana namaz kılıyorsun. Veya işte cemaatle namaz kılıyorsun. Yani cemaatle namaz kılın söyleyeyim. Sesli bir şekilde okumamaya dikkat edin. Çünkü sesli bir şekilde okuduğun zaman yanındaki kardeşini rahatsız edersin. Ne kadar ölçüne çok sessiz bir şekilde yani içinden de okumayacaksın. Derler ki kulağın işitecek kadar içinden okuyacaksın. Yani Subhaneke Allahümme ve bihamdi. Yandaki cemaate talim dersi yapar gibi değil yani. Kendin işitecek kadar çok sesli bir şekilde olmamasına da dikkat edin. Var mı anlaşılmayan bir şey? Kendi başına namaz kıldığın zaman da çok sessiz olmayacak. Hatta kendi başına namaz kıldığın zaman biraz daha böyle sesini ne yapabilirsin? Ona göre ayarlayabilirsin. Kıraat, Kur'an okumanın evet sünnet namazlarda, farz namazlarda, cemaatle kılındığı zaman ve herkes kendi kıldığı zaman nasıl okunacağını size anlatmış oldum. Merak ettiğiniz şu kıraat konusunda belki birkaç yer anlaşılmamış olabilirse de mesajda sorabilirsiniz. Evet rükû, bakın tek tek, bugün dersimizi uygulamalı yapıyoruz. Oturmadınız değil mi çocuklar, gençler? Bak ben hiç oturmuyorum ha. Siz de oturmayın, ayakta. Bugün dersimiz uygulamalı demiştik. Evet, rükûyu şimdi anlatacağım size. Rükû, namazdaki farz olan, namazın içindeki rükû, farz olan rükûyu anlatıyorum. Evet, eller dizlere erişecek şekilde eğilmek. Bakın çok dikkat edelim ya. Şimdi şöyle mi eğilsem daha iyi anlaşılır? Anlaşılır, tamam. Şimdi rükû yapıyorum. Bakın çocuklar benimle beraber yapıyorsunuz. Rükû, ayaktayız, kıyam yaptık, kıraatımızı, Kur'an'ı rükûya gidiyoruz. Bakın şöyle. Hadi bakalım siz de yapıyorsunuz benimle beraber. Bakın eğiliyorsunuz, iyice eğiliyorsunuz. Bakın eğildiniz mi? Gördünüz mü? Gözler nerede olacak? Bak şöyle başımız şöyle olmayacak. Şöyle ileri doğru değil. Gözler ayak parmaklarımızın ucuna doğru. Eller nerede olacak? Şöyle yapayım yine ben ya. Yine böyle daha iyi olacak. Evet hadi yapıyoruz şimdi.
Ellerimizi, bakın şu ellerime dikkat edin. Şu diz kapaklarımın üstüne koyuyorum. Bakın bazen genç kardeşlerim görüyorum, şöyle yapıyorlar, şöyle. Böyle olmaz. Eller diz kapağının üstünde ve gözlerimiz, yani ayak parmaklarımız ucunda, belimiz de düz olacak. Yani sırtımız da düz olacak. Sırtımız ne olacak? Hadi şöyle göstereyim, sırtım daha iyi gözükür şöyle. Şu şekilde bakın. Evet. Tamam mı? Eller şöyle çok aşağıda olup da aşağı, belimizi, sırtımızı ne yapmayacağız? Aşağı doğru eğmeyeceğiz. Buna ne diyoruz biz? Rükû diyoruz. Rükûda da Sübhane Rabbiyel Azim 3 kere söylüyoruz. 5-7 de olabilir ama 3 kere söylenmesi yeterli. Ne diyoruz? Duruş şeklini söyledim. Ellerimiz diz kapaklarımızın üzerinde olacak. Altına doğru inmeyeceğiz. Sırtımız tam düz olacak. Çok aşağıda, çok yukarıda da olmayacak. Ve gözlerimiz dediğim gibi ayak parmaklarının ucunda olacak. Ve 3 kere ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Nerede? Rükûda. Var mı anlaşılmayan bir şey? Rükû, eller dizlere erişecek şekilde eğilmek. Eller dizlerin üzerinde olacak. Sırtımız düz olacak. Gözlerimiz ayak parmaklarımızın ucunda olacak. Ve 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz rükûda. Evet, devam ediyoruz. Secde, secdeye gitmek. Namazın içindeki farzlardan bir tanesi de secdeye gitmek dedik. Secde şu şekilde, bakın bu da önemli. Haydi bakalım, şimdi aslında burada bir secde yapsak iyiydi ama. Seccade var mıdır? He? Sen bir bulabilirsen bir seccade getir bana da, olsun ya. Canlı yayındayız ama biz bizeyiz, bir şey olmaz. Hadi bir secde de yapalım, gösterelim. Çünkü burada da biraz bazı, özellikle şu ayakların kapanma meselesi. Özellikle bakın şurada, şu yavrumuzun gösterdiği gibi, bakın şu resimde de görüyorsunuz. Evet, dizlerimizin, he ver bakalım İbrahim kardeşim benim, teşekkür ediyorum. Bunlar yabancımız değil, bunlar bir şey olmaz. Evet çocuklar, gençler. Hadi bakalım beraber secde yapacağız. Şimdi bak seccademi seriyorum. Siz de bulabilirseniz seccade güzel olur. Evet, seccade yönünü de ayarlayalım. Siz de bulabilirseniz bir seccade güzel olur. Evet, şimdi haydi bakalım. Seccademizi serdik. Şimdi rükûyu bir daha gösteriyorum. Hadi bakalım. Bakın gösterdim. Gördünüz mü? Bak kafam şöyle değil. Ayak uçlarında, ellerim dizlerimde, sırtımı bu şekilde düz yapıyorum. Çok aşağı değmeyin. Çok şöyle de olmaz. Şimdi secdeye gidiyorum. Rükûdan doğruldum, secdeye gidiyorum. Bakın dikkat edin. Önce ayaklarımı koyacağım. Sonra ellerimi koyacağım. Sonra alnımı koyacağım. Sonra burnumu koyacağım. Bakın secdeye dikkat edin. Secdedeyken ayaklar kapanmayacak. Bakın çok yanlış yapılan bir şey. Secdedeyken ayaklar kapanıyor. Yok, kapanmayacak. Normal ayaktayken nasıl omuz hizasında ise secdedeyken yine omuz hizasında olacak. Tamam mı çocuklar? Haydi yapıyorum bakın. Rükûdan doğruldum. Allahu Ekber deyip secdeye gideceğim. Hadi beraber yapıyoruz. Beraber yapıyoruz. Allahu Ekber. Dikkat edin. Önce ayaklarımı, dizlerimi estağfurullah. Sonra ellerimi, sonra alnımı, sonra burnumu. Gördünüz mü bunu? Şimdi şuna dikkat edin. Şu dirsekler var ya, dirsekler. Dirsekleri yere koymayacağız. Şöyle olmayacak yani bakın. Nasıl olacak? Şu şekilde. Tamam. Bakın şunlar dirseklere koymayacak. Bir de ayaklarımız, gösterebilecek miyiz ayaklarımızı? Ayaklarımız şu şekilde kapalı olmayacak. Şöyle. Şöyle kapatıyorlar ayaklarını. Gerek yok. Normal ayaktayken nasılsa şu şekilde. Tamam mı çocuklar? Var mı anlaşılmayan bir şey? Bak secdeyi de gösterdim size. Ondan sonra ne geliyor? Kade-i ahire. Zaten oturduk, daha kalkmayalım. Kade-i ahire şu. İkinci oturuş veya birinci oturuş. Namazda ne diyor? Namazın sonunda ettehiyyatı okuyacak kadar oturmak diyor. Gördünüz mü? Evet. Şu anda kade-i ahire demek şu şekilde. Canım şöyle gel biraz. Şöyle biraz bana şöyle gel. Evet. Şu şekilde bakın, ellerime dikkat edin şimdi. Ellerime dikkat edin. Bakın çok yukarıda olmayacak. Çok aşağıda olmayacak. Şöyle dizlerimin üzerine ve parmaklar açık olacak. Şu şekilde. Parmaklar ne olacak? Kapalı değil. Açık olacak. Tamam mı? Kafa böyle yukarıda olmayacak. Bakın kafa zaten sağda solda olmaz da yukarıda olmayacak. Şöyle önünüzde olacak. Yani önünüzde. Bakın kafa nerede olacak? Önünüzde olacak. Ayakların sağ ayak şu şekilde. Şu şekilde dik olacak. Sol ayağınızın üstüne oturacaksınız. Tamam mı? Buna ne diyoruz biz? Kade-i ahire.
Buradaki son oturuş ama birinci oturuşta aynısı. Yani namazlardaki birinci ettehiyyat oturmak kade-i ula, ikinci ettehiyyat okumak kade-i ahire. Ahire son oturuş demek yani. Oturuş da şu şekilde. Kade oturmak, ahire son oturmak, ikinci oturuş yani. Var mı anlaşılmayan bir şey? Bakın dikkat edin. Oturdum ve şu anda ne yapıyorum? Oturdum. Ellerim bu şekilde açık. Dizlerimin üzerine çok aşağıya salmıyorsunuz. Çok yukarıda olmuyor. Şöyle dizlerinizin üzerine. Kafanız nerede? Gözleriniz şöyle önünüzde. Tamam mı? Önünüzde bu şekilde. Çok yukarıya olmaz. Ondan sonra ayağınıza dikkat edin dedim. Şöyle şu şekilde duracak. Sağ ayağınızı bakın dikkat edin. Şu şekilde duracak. Baş parmağınızı dikerek şu şekilde duracak. Sol ayağınızın zaten üzerine oturuyorsunuz. Ve bu şekilde oturuşta da ettehiyyatü okumak, ettehiyyatü okumak, evet söyleyin bakalım, vacip. Ettehiyyatü okuyacak kadar oturmak farz. Ettehiyyatü okuyacak kadar oturmak farz. Ettehiyyatü okumak vacip. Salli barik Rabbena, Rabbena fililler okumak sünnet. Yani bak orada da dikkat edersin ne diyor? Kade-i ahire namazın sonunda ettehiyyatü okuyacak kadar oturmak farz. Bu şekilde namazın sonunda ikinci tahiyyatı söylüyorum. Birinci tahiyyat vacip. İkincisini söylüyorum. Kade-i ahire yok söylüyor şu anda. Ettehiyyatü okuyacak kadar oturmak farz. Ettehiyyatü okumak vacip. Salli barik Rabbena Rabbena fili. Yani bunları okumak sünnettir çocuklar. Ondan sonra da zaten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazdan çıkıyorsunuz. Bakın sağa sola selam vermek farz değil, gördünüz mü? Ya ama selamla çıkıyoruz tabii değil mi? Var mı anlaşılmayan bir şey? İnşallah bu şekilde de secdemizi, evet söyleyin bakalım, rükûmuzu, kıyamımızı, kıraatimizi ve tahiyyatımızı yani kadi-i ahiremizi ne yapmış olduk? Yapmış olduk. Evet şöyle bir seccademizi toparlayalım inşallah. Sizlerle beraber yavaş yavaş dersimizi bitirmeye çalışalım. Evet. Şimdi gelelim şöyle bir sorularımıza, şöyle bir telefonumuza bir dönelim. Bakalım ne olur, ne yaparız, ne geliyor. Evet. Evet yazıları tam okuyamıyoruz demiş ama inşallah şimdi şu anda da vaktimiz biraz doldu. Hocam tabii biz anlatım yaptık. Tabii kardeşlerimize dedik ki evet anlatım yaptık ama merak etmeyin önümüzdeki biliyorsunuz. Önümüzdeki hangi gün? İnşallah pazartesi günü. Yarın imtihanımız var biliyorsunuz. Haftalık imtihanımız var. Testülü imtihanımız var. Yarın cumartesi olması hasebiyle. Pazartesi derste de şöyle bir ne yaparız? Beraberce bir gözden geçiririz inşallah diyorum. Evet sevgili çocuklar, sevgili gençler. Bugünkü dersimizde de namazın içindeki olan iftitah tekbirini, evet gördüğünüz gibi kıyam, kıraat, rükû, secde ve kadi-i ahireyi de anlatarak, uygulamalı bir şekilde de göstererek ne yapmış olduk? Namazın kılınış şeklini, nasıl kılacağınızı, ayakta nasıl duracağımızı, rüküde nasıl duracağımızı, secdede nasıl duracağımızı, tahiyyatta yani kadi-i ahirede nasıl duracağımızı tek tek anlattık. Olur ya anlamadığınız, ne bileyim işte tam belirleyemediği yerleriniz varsa da bundan sonraki derste veya mesajla da bize ne yaparsınız gönderirsiniz diyorum. Ve bu şekilde de bugünkü dersimizi de tamamlamış olduk. Sevgili çocuklar, sevgili gençler güzel oldu. Ben gerçekten anlatırken de zevk aldım. Hoşuma gitti yani. Uygulamalı göstermek her zaman faydalı oluyor. Yani anlatım tabii ki lazım ama uygulama daha önemli. Bunu da beraberce bir namaz nasıl kılacağını beraberce yapmış olduk. İnanıyorum ki siz de evlerinizde yapmışsınızdır. Beraberce bugün namazımızı ne yapmış olduk? Nasıl kılacağını görmüş olduk. Evet, hepinize tekrar tekrar ilginizden dolayı, alakanızdan dolayı, takiplerinizden dolayı, merakınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ecrinizi, mükafatınızı hem dünyada hem ahirette görmeye nasip eylesin. Evet, bugün cuma biliyorsunuz. Hepinizin cumanızı tebrik ediyorum. Yarınki biliyorsunuz, cumartesi olmasa bile haftalık test usulü imtihanımız var. 11'de başlıyor. Aman ha kaçırmayın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.